Sayın Başkan, kıymetli vekiller, Sayın Özden Efe, ölü gözünden yaş beklenmez. O yüzden hükümetin de meclis çalışmalarına ilgi göstermesini beklemek, ölü gözünden yaş beklemektir. Bu hükümetten aslında hiçbir şey beklemiyor halk, biz de beklemiyoruz. Tek bir beklediğimiz var, bir an önce görevden ayrılıp da bu işi daha iyi yapabilecek olanlara yer vermeleridir. Başka bir beklentimiz de yoktur. Biraz sonra yapacağım konuşmayı aslında dünyanın hiçbir yerinde hiçbir vekilin yapmak zorunda kalmasını dilemem. Bu ülkede de bu konuyu, bu konuşmayı yapacak olmaktan dolayı bir vekil olarak ve bir yurttaş olarak büyük bir üzüntü duyuyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti bütün kurumlarıyla birlikte bir çöküşün içerisine girdi Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Zaten önceden var olan siyasi, ekonomik ve sosyal sorunları vardı ülkemizin, devletimizin, ama Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 2020 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yapılan müdahaleler sonrasında ve daha sonra hükümeti kurmuş olan siyasi partinin kurultayına yapılan müdahaleler sonucunda ve daha sonra bir kurultayda seçilmemiş olan bir kişinin hükümeti kuran siyasi partinin başında kalarak ve başbakan olarak görev yapması durumunda var olan siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlarımız çok daha derinleşmiş ve çok daha içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Ve bu durum Sayın Başkan, kıymetli vekiller, devleti kurumlarıyla birlikte çözmekte ve bir çöküşün içine sürüklemektedir maalesef. Yurttaşlar bir devletten ne bekler? Nedir bir devletin en öncelikli görevleri? Birincisi güvenliktir Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Bir devletin yurttaşlara sağlaması gereken en önemli görev güvenliktir. İkincisi hukuk düzenidir. Ve üçüncüsü doğru bir ekonomi yönetimiyle sosyal refah sağlamaktır. Ve insanların temel ihtiyaçları olan sağlık gibi, eğitim gibi kamusal hizmetleri insanların hizmetine sunmaktır. Budur. Bu üçünü yapan devletler güçlü devletlerdir. Ha, bunları yapamayan devletler ise zayıf devletlerdir. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti bu azınlık hükümetinin elinde gün geçtikçe zayıflamakta ve çökmektedir. Güvenlikte ciddi bir sorunumuz vardır. Çok ciddi bir sorunu vardır bu ülkenin güvenlikle ilgili. Faili meçhul cinayetler bile, bunları soruşturmakta bile aciz bir durumdadır devlet kurumlarımız. Kara para aklama, uyuşturucu trafiği ile ilgili konuları yabancılardan duyuyoruz Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Kara para aklama ve uyuşturucu trafiği ile ilgili araştırma yapan, açıklama yapan devlet kurumlarımız yoktur bizim bu ülkede. Bu azınlık hükümetinin elinde kalan devletin kurumları uyuşturucu trafiği ve kara aklamayla ilgili konularda çalışma yapmıyor, herhangi bir açıklama yapmıyor. Biz bütün bunları yabancılardan dinliyoruz. Oysa ki güçlü bir devlet bu konuları yönetir ve bu konularda gerekli tedbirleri alır. Bu ülkede bulunan nüfusla ilgili bir takip yok Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Bu ülkeye kimler geliyor? Bu ülkeye gelenler ne yapıyor? Bunu takip eden bir kurum yok. Bununla ilgili çalışma yapılmıyor. Organize suç haberlerini gazetelerin ikinci sayfalarından okurduk ezelden beri. Ama artık bu suç haberleri ikinci sayfayı aştı. Gazetelerin tümünü kapsayacak şekilde arttı. Ama bununla ilgili olarak, bu güvenlik sorunumuzla ilgili olarak, bu azınlık hükümetinin elinde kalan devlet kurumları herhangi bir takip
herhangi bir çalışma ve yeterli bir tedbir alamıyor ve gençlerimiz, çocuklarımız böyle bir ortamda büyüyor. Sayın Başkan, kıymetli vekiller, devlet kurumları güvenlik görevini, bu hükümetin elinde kalan devlet kurumları güvenlik görevlerini yerine getiremiyorlar. Hukuk düzeni dedik. İkinci önemli ödevi bir devletin hukuk düzenini sağlamaktır Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Kurumların meşruiyeti, hukuk düzeni, hukukun üstünlüğünü sağlamak ve korumak devletlerin görevidir. Ama yine bu hükümetin elinde kalan devlet kurumları hukukun üstünlüğünü sağlamakta yetersiz kalıyor. Hukukun düzeni yerle bir edildi. Anayasa çiğnendi Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Yasalar çiğnendi. Tüzükler çiğnendi. Ve bütün bunlar olurken bu kürsülerde muhalefet bunu en yüksek sesle dile getirirken iktidara mensup bakanlar ve vekiller ya göğe ya da önlerine baktılar. Gözlerimizin içine bile bakamadılar biz bunları konuşurken. Çünkü bu ülkede hukukun üstünlüğü ve hukuk düzeni bu iktidarın elinde yerle bir edilmeye çalışılıyor Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Erken seçim tarihinin oluşturulması, kararlaştırılması sürecine bakın. Tutturdular kendi istedikleri tarihte olacak diye. Ne anayasa bıraktılar, ne yasa bıraktılar, ne de meclis iç tüzüğü bıraktılar. Akıl almaz bir inatla, akıl almaz bir şekilde bütün bunları organize etmeye çalıştılar. Hiçbir şekilde istişare etmediler ve erken seçim tarihi oluşturulması sürecinde bu ülkenin hukuk düzeni, hukukun üstünlüğü yerle bir edildi Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Kutlu Adalı cinayetinin araştırılması sürecinde de aynı şeyleri yaşadık. Ad hoc komitenin oluşturulması sürecinde de yine hukuk çiğnendi. Çünkü bu azınlık hükümetinin alışkanlığıdır bu. Alışkanlıktan öte ihtiyacıdır bu. Hukukun varlığı bu gibi iktidarların varlığına tehdittir. O yüzdendir ki hukuku çiğnemek istiyorlar. Bunu kasıtlı yapıyorlar. Çünkü hukuk düzeni böyle iktidarlar için tehdit oluşturmaktadır. Bu tehdidi ortadan kaldırmak için de hukuku çiğnemek durumunda kalıyorlar. Hayat pahalılığı ödeneğini hatırlayın. Hayat pahalılığı ödeneğinin kesilmesiyle alakalı bu mecliste yapılan tartışmaları hatırlayın. Yine bugün mahkemelerin almış olduğu karar yüzlerine bir şamar gibi, bir tokat gibi oturdu. Ne kadar yasa tanımaz olduklarını bir kez daha hatırlattı kendilerine. Ama az önce de söylediğim gibi bu böyle taammüden yapılan bir şeydir. Çünkü hukukun üstünlüğü bu ülkede bu azınlık hükümetin varlığına bir tehdit oluşturmaktadır. Toplu iş sözleşmesi konusunu hatırlayın. Toplu iş sözleşmesine göz diktiklerini hiç unutmayın. Bu ülkede emeğiyle geçinen her bir yurttaşın bu azınlık hükümetinin toplu iş sözleşmesi hakkına göz diktiğini hiç unutmayın. Toplu iş sözleşmesi evrensel bir haktır ve uluslararası anlaşmalarda vardır ve bu KKTC meclisimiz de bu uluslararası anlaşmaları onaylamıştır. Ama bütün bunları göz ardı eden bir azınlık hükümeti var ve bütün bunları göz ardı eden bir azınlık hükümetinin elinde kalan devlet kurumlarımız var ve bu devlet kurumları da taammüden zayıflatılmaktadır ve devlet çözülme yolunda ne yazık ki hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Hukukun üstünlüğünü geçerli kılmak aslında bir devletin görevidir dedik. Ama hukukun üstünlüğü de bu hükümetin, bu iktidarın devamlılığı için bir tehdit olduğu için onu da yerle bir etmek için uğraşıyorlar ve halka rağmen kendi bildiklerini okuma hevesi içindeler. Üçüncü mesele ekonomi yönetimi dedik. Yurttaşlar bir devletten iyi bir ekonomi yönetimi isterler. Bir ekonomik refah isterler.
Sosyal ihtiyaçlarının, kamusal ihtiyaçlarının, sağlık gibi, eğitim gibi karşılanmasını isterler. Adaletsiz istihdamlar konusuyla zaten var olan kıt kaynakları bu hükümet hunharca harcamaktadır Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Az önceki konuşmalarda söylendi, 116 tane Aralık ayından bugüne kadar münhalsiz istihdam yapmış bu hükümet. Böyle zor bir dönemde münhalsiz istihdam yapma hakkını siz nereden kendinizde buluyorsunuz? Adaletsiz istihdam yapma hakkını siz nereden kendinizde buluyorsunuz? Ekonomide yapabildiğiniz tek şey doğru bir ekonomik yönetim, akılcı bir ekonomik yönetim değil aslında. Yapabildiğiniz tek şey bu ülkeyi, bu devleti sürekli borçlandırmak. Dış kaynağa da ulaşamıyorsunuz. Hani dış kaynağa en iyi biz ulaşırdık. Bu ülkeye para akışını en iyi biz sağlardık. Bütün bu söylemlerin de safsatadan ibaret olduğunu bu geçtiğimiz son zamanlarda da açık bir şekilde halkımız görmüş oldu. Dış kaynağa ulaşamayan bir azınlık hükümeti var. Ülkeye ne kadar dış kaynak geldiğini bile tam bilemeyen bir başbakan var. Geçen gün pazartesi günü bu kürsüde bu soruyu sordu muhalefet vekilleri Sayın Başbakan'a. 400 milyon gibidir sanırım dedi. Emin olmayan bir cevap verdi. Maliye Bakanı bilir daha iyisini dedi. Peki ne kadar borçlandınız? Sürekli borçlanıyorsunuz. 100 milyonlarca lira borçlanıyorsunuz. Geçen gün açıklanan raporda yılın ilk çeyreğinde bütçe açığının 100 milyonlarca TL olduğunu gördük gözlerimizle ilk 3 ayın daha. Ocak, Şubat, Mart aylarındaki bütçe açığı bile bu ülkenin geleceğini tehlikeye atacak kadar fazla bir borçlanmadır. Ama ekonomiyi yönetmeden bu azınlık hükümetinin anladığı tek şey borçlanmadan ibarettir Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Ve borçlanarak bu ekonomiyi yönetebileceklerini sanıyorlar. Halkı yoksullaştırıyorlar. Üstelik de halkı taammüden yoksullaştırıyorlar. Çünkü yoksullaşmış bir halkın gücünün de kırılacağını düşünüyorlar. Yoksullaşmış bir halk güç kaybedecek ve bütün bu yapılan yanlışlıklara baş kaldıramayacaklar sanıyorlar. Halkın örgütlü yapısını bozmak istiyorlar. Halkı taammüden yoksullaştırmak, halkın örgütlü yapısını bozmak ve halkın gücünü kırmak istiyorlar. Ancak o zaman bu ülkeyi yönetebileceklerini sanıyorlar. Ama yağma yok. Yağma yok Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Bütün bunlara Kıbrıs Türk halkı izin vermeyecek. Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda vardı, vardır ve var olacaktır. Bunu da hatırlamanızda büyük fayda vardır. Devlet yurttaşlarının temel ihtiyaçlarını, yani sağlık, eğitim, sosyal hizmetler ve diğer temel kamu hizmetleri için yatırım yapmak zorundadır Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Eğitim kurumlarımızın durumu ortada. İnsanlar sadece özel eğitim kurumlarına güvenip çocuklarını gönderebiliyorlar. Çünkü devlet kurumları bile isteye zayıflatılıyor bu azınlık hükümetinin elinde kalan devlet kurumları. Sağlık kurumlarımız keza yine öyle. Yetersiz kaldığı için özellikle pandemi döneminde de sağlık kurumları ezim ezim ezildiği için pandeminin baskısı altında insanlar yine kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalıyorlar. Bu aşılama meselesini aylardır konuşuyoruz ama bir türlü istediğimiz sonuca ulaşamıyoruz. Önce aşı yoktu. Aylarca aşı gelmesini bekledik. Sonra aşı geldi. Şimdi de aşılanmayı bekliyoruz. Ama bu ülkenin sağlık kurumlarının önceden var olan gücü bu aşılamayı hızlıca bitirmeye yeter demiştik. Bütün bunların organizasyonuyla bu aşılamanın bitirilmesi gerekiyor. Eğitim kurumlarımızla ilgili de yapılması gereken yatırımlar var. Sosyal hizmetlerimiz dezavantajlı grupların yaralarına merhem olamıyor Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Çünkü bu iktidarın, bu azınlık hükümetinin böyle dertleri, böyle niyetleri yok. Yani insanlara kaliteli eğitim sunmakmış, kaliteli sağlık hizmeti vermekmiş,
yarası olan sosyal hizmete ihtiyacı olan dezavantajlı grupların yanında olmakmış. Böyle niyetleri yok, böyle dertleri yok. Onların dertleri günü sadece iktidarlarını bir gün daha fazla uzatabilmek. Çünkü hem uzattıkları günde yaptıkları yolsuzluklarla, adaletsizliklerle var olan iktidarlarını geleceğe taşıyabileceklerini zannediyorlar ve yatırımı da bu siyasi geleceklerinin üzerine kurguluyorlar. Toparlayın Sayın. Bütün bu görevleri yerine getiremeyen devletler zayıf devletlerdir Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Ve KKTC devleti de bu kötü yönetimin elinde giderek zayıflamakta, hatta bir çöküşe doğru gitmektedir. Kamu yönetimi kapasitemiz düşüktür. Siyasi irademiz zayıftır. Üçlü bir azınlık hükümeti de bu halkı temsil etmiyor ve kendi içlerindeki pazarlıklar bitmedikçe daha da yozlaşıyorlar. Yönetim yozlaştıkça da devlet kurumları giderek zayıflıyor. Toplumu karar alma süreçlerine katmıyorlar. Halbuki demokrasinin temeli budur Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Ve muhalefeti bile içine sindiremeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Muhalefeti dinlemek bile onlara zul geliyor. Paydaşlarla istişare etmek gibi bir niyetleri, bir özellikleri yok. Çünkü başka türlüsünü bilmiyorlar. Zaten cesaretleri de yok. Bu konuda gayet isteksizler. Son paragrafa giriyorum Sayın Başkan. Anlayışınız için teşekkür ederim bu arada. Bu iktidar kendi devamlılığı için erken seçim tarihi belirlemiyor Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Bunu bileceğiz. Kurultay hesabı yaptıkları için erken seçim tarihi belirleyemiyorlar. Lime lime dökülmüş olan bir hükümeti çaresiz bir şekilde bir arada tutmaya çalışıyorlar ama beyhude. Beyhude bir uğraş bu. Lime lime dökülmüş bir hükümetle karşı karşıyayız. Yolsuzluk ve yozlaşma bu iktidarı var eden olgulardır Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Bunu asla unutmamalıyız. Ama bu hükümet ve bu yönetişim KKTC devletinin varlığı için büyük bir tehdittir. Devleti tahammüden zayıflatmaktadırlar. Devlet çözülme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Kendi iktidarlarının devamıyla o kadar meşgul ki bu iktidar, suç örgütleriyle mücadele etme, halkın güvenliğini sağlama, nüfusu kontrol etme, adaletli vergi toplama kaygıları zerrece yoktur bu iktidarın. Devletlerin çöküş sürecini de yoksulluğun ve yolsuzluğun hızlandırdığını biliyoruz ve buna karşı direnmek zorundayız. Bu toplumun demokratik geleneğine Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak biz sahip çıkacağız. Kimliğimize, kültürümüze sahip çıkacağız. Toplumun örgütlü yapısına el sürdürmeyeceğiz. Bu halk zayıf ve çözülen bir devleti değil, güçlü bir devleti arzu etmekte ve hak etmektedir. Ve buna izin vermeyeceğiz, halk da size izin vermeyecek. Teşekkür eder, saygılar sunarım.